Denetimler devam edecek. Yani bu toplu denetimle denetim falan bitmiyor. Önümüzdeki süreçte de denetimler devam edecek. Gibi bugün Türkiye genelinde en kapsamlı denetim var. Biz de sabahtan beri arkadaşlarımız devam ediyor. Şimdi biz de belediye başkanımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımızla beraber yine bir işletmelerimize merhaba diyeceğiz. Denetimler devam edecek. Yani bu toplu denetimle denetim falan bitmiyor. Önümüzdeki süreçte de denetimler devam edecek. Şu var, yani amacımız, hedefimiz kimseye ceza yazmak falan değil. Denetimleri bunun için de yapmıyoruz. Biz denetimleri kamunun sağlığının korunması için yapıyoruz. Onun için işletmelerimizde yapmış olduğumuz denetimler de hem o işletmelerin sahipleri ve çalışanlarının sağlığı hem de kamunun sağlığının korunması için. Malum dünya genelinde yaşanan bir pandemi var. Hayatımız yaklaşık 6 aydır zor bir süreçte. İşte maskeli, mesafeli vesaire farklı tedbirlerle devam ediyor. Ama belli bir aşamaya getirdik. Yani inşallah hedefimiz tekrar durum kötüleşmeden, vaka sayıları çok fazla artmadan, kontrol altına alarak aşı veya ilaç bulunup pandemi tamamen söndürülene kadar devam ettirmek. Onun için dediğim gibi vatandaşlarımızdan ricamız bir kere daha lütfen tedbirlere uyalım. Bakın alınan tedbirler, birkaç toplantıda söyledim, virüsle mücadele için. Onun için vatandaşlarımızın hayatlarının kolaylaştırılmasını tabii ki istiyoruz. Ancak dediğim gibi bir süre daha ister istemez bu tedbirlerle yaşayacağız. Ama tekrar ifade ediyorum, denetimler sürecek. Yani yarın da, öbür gün de, önümüzdeki hafta da ekiplerimiz yine sahada olacak. Dediğim gibi hedefimiz kesinlikle ceza yazmak falan değil ama kamu sağlığını korumak için gerekirse ceza da yazacağız. İşletmelere de, vatandaşlara da ceza uygulamalarımız oldu. Yani malumunuz biz maske uygulaması getirildikten sonraki hafta boyunca aslında sadece uyarı yaptık. Ancak sonrasında yani caydırıcılığın artırılması adına ceza uygulamalarımız da oldu. İşletmelerimizle ilgili denetimlerde de yani öncelikle hedefimiz rehberlik. Ama dediğim gibi ısrarla kurallara, tedbirlere uymayan işletmelerimiz, vatandaşlarımız varsa ceza da yazacağız. Yani tablo istediğimiz durumda değil, onu ifade ediyorum. Yani benim görmek istediğim, hedeflediğim noktada değil. Sayı vermek istemiyorum. Sayı verince çünkü rehavet oluşuyor. Ama istediğimiz noktada değil. İstediğimiz noktaya çekmek için zaten gayret gösteriyoruz. Ama yani bayram gördüğümüz kadarıyla tam istediğimiz gibi geçmedi. Onun etkilerini önümüzdeki süreçte hem biz hem tüm Türkiye olarak göreceğiz. Ama dediğimiz gibi lütfen bir kere daha vatandaşlarımızın hem kendi hem de sevdiklerinin sağlığı için tekrar rica ediyoruz. Lütfen kurallara uyalım. Yani özellikle maske, mesafe. Yani bu yıl 2020 hepimiz için istisnaların yılı olacak. Ama dediğim gibi şu an için başka da bir çözüm ve çare yok. Düşüşümüz var. Ama tedbir noktasında biz müşterimizin olacağına dair yönlendirmelerimiz. Ayakta basma koyduk burada müşterimiz ve biz de şeyde okul basmanı koyduk. Evet. Sızı basarsanız. Onların da sağlık. Ama tabii ki önceki süreçten daha iyi.